Evet, güzelim canlarım. Ben Cem Kervan. Bu hafta İnsanoğlu Semahı adlı bir semah paylaşmak istiyorum sizinle. İnsanoğlu, İsa Ruhullah'ın kendisi için sık sık kullandığı bir mahlası var. İnsanoğlu derdi. Ve diyor ki, dünyanın sonunda insanoğlu kendisi dünyaya dönecek. İhtişamlı tahtına oturacak. Bütün melekleriyle birlikte gelecek, ihtişamlı tahtına oturacak ve hani çobanlar davar güderken keçiler bir tarafta, koyunlar öbür tarafta, iki gruba ayırırlar ya, tıpkı onun gibi insanoğlu, yani kendisi, insanları ayıracak. Bir tarafta koyunlar olacak, bir tarafta keçiler olacak. Şimdi koyunlara dönecek, sağındakilere dönecek ve diyecek ki, ey mübarekler, gelin, babamın hazırladığı mirası alın. Çünkü ben açken karnımı doyurdunuz, ben susamışken su verdiniz, ben çıplakken giydirdiniz, ben yabancıyken kapınızı bana açtınız vesaire. Onlar şaşıracaklar, ne zaman açken doyurduk, ne zaman susuzken su verdik vesaire. İsa diyecek ki, benim taliplerimin en küçüğüne, en önemsizine, en naçizine yaptığınız zaman aslında benim için yapmış oldunuz diyecek. Sonra öteki taraf, yani böyle solundaki keçilere dönecek ve diyecek ki, siz artık dışarıya. Çünkü ben açken bir şey vermediniz. Susamışken bir su vermediniz bile. Çıplakken giydirmediniz, yabancıyken kapı açmadınız. Diyecekler ki, ne zaman bütün bunlar oldu? Ha, benim taliplerimin en küçüğüne, en önemsizine, en naçizine yapmadığınız zaman aslında bana yapmadınız. Ve onlar sonsuz cezaya gidecekler. Ama diğerler, yani koyunlar, İsa'nın talepleri, sonsuz yaşama, sonsuz sevince, sonsuz mutluluğa, sonsuz huzura girecekler. Evet, sema haline getirdim, paylaşmak istiyorum. İnsanoğlu bütün melekleriyle ihtişam içinde bir gün gelecek, şahane gelecek yüceliğiyle, erenler sonsuz hayata girecek. İhtişamlı tahtına oturacak, bütün halklar bir araya gelecek, onun huzurunda da toplanacak, erenler sonsuz hayata girecek. Bir çoban hayvanlarını ayırır, keçi koyun ayrı ayrı sayılır, şah da insanı insandan ayırır, erenler sonsuz hayata girecek. Şah koyunları sağına alacak, keçileri de soluna alacak, koyunu keçiden ayrıştıracak, erenler sonsuz hayata girecek. Şah
şöyle diyecek sağındakilere: gelin ey babamın mübarekleri, miras alın hazırlanan şahlığı, erenler sonsuz hayata girecek. Açken karnımı hep doyurdunuz, susamışken bana hep su verdiniz. Yabancıydım, bana kapı açtınız. Erenler sonsuz hayata girecek. Sağdakiler şöyle cevap verecek: ne zaman seni aç görüp doyurduk, ne zaman susuz gördük de su verdik, erenler sonsuz hayata girecek. Şah onlara dedi: hayırlarınız bu küçükler için yaptıklarınız, aslında uğruma yapmış oldunuz, erenler sonsuz hayata girecek. Kervanım yakında şahım gelecek, zalim sevgisizler defedilecek, şehirler ebedi azaba gidecek. Erenler sonsuz hayata girecek. Evet, İsa Ruhula dünyaya geri dönecek, yakında da gelecek. Hazır olun ve onun hizmetinde kalın. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim düğmesini bir tıklayıverin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.